Diyorlar. Onu göstereceğim. Zeytinleri için, zeytinlikleri için direnen dikme dikmecellileri göstereceğim size birazdan. Çorum'a gideceğiz. Çorum'dan bir haber. Çorum iktidara bugüne kadar epey destek olmuş illerimizden biri. Yalnız bugün bir eylem yaptılar. Çorum'da emekliler. Toki konutlarının teslim edilmemesinden şikayetçiler 2017 yılında Silimkent bölgesinde emekliler için yapına başlanan TOKİ konutları 6 yıldır bitirilememiş. Biz 40 yıldır kirada oturuyoruz diyorlar ve e Bugün eylem yaptılar onu söyleyeyim. Ha bir de promosyon haber vereyim iyi bir haber. Hani gözümüz promosyon ücretlerinde çünkü 1 lira bile çok önemli fazladan gelecek olan. Asgari ücret ve emekliyle memura yapılan zamların ardından bankalarda promosyon yarışı başladı. Bazı bankalar promosyon ücretlerini 15 bin liraya kadar çektiler evet. Taahhüt süresi, süresinde kısaltılabileceği öne sürülüyor işte en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak ilan edilmesinden sonra harekete geçen bankalar kurumlarla yeniden masaya oturmaya hazırlanıyorlar. Maaşlarla birlikte promosyonların da yükselmesi gündemde. Bazı bankaların taahhüt süresini kısaltmaya gidebileceği, 3 yıl yerine 1,5 yıl üzerinden anlaşmalar yapılabileceği belirtiliyor. Bankaların yeni promosyon oranlarını ve şartlarını önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor. 3 lira, 5 lira bir promosyon parası mutlaka ilaç niyetine gideceği yer var zaten belli. Şimdi dikmecelileri göstereyim size. Hatay'da dikmece köylüleri zeytinleri için direniyorlar. Birçok ilde saat 18.30'da 10 dakika sonra ortak basın açıklaması yapılacak. Dikmecede zeytinlere dokunmayın demek üzere 10 dakika sonra Türkiye'nin farklı yerlerinde bir araya gelecek olanlar var. Hatay Dikmece köylüleri tarım arazileri ve zeytinlikleri acele kamulaştırma kararıyla ellerinden alınmıştı. Jandarma barikatına karşı aylardır direnen köylüler meclise gitmiş, sorunlarını anlatmıştı. Dikmece köylüleri mücadelelerini şimdi de farklı illere taşıdı. Evet. İstanbul, İzmir, Denizli ve Mersin'de ortak basın açıklaması düzenlenecek. Ortak açıklamaların saati 18:30 olarak belirlendi. İzmir'deki açıklama Karşıyaka İzban önünde, Mersin'deki Özgecen Aslan Meydanında, Denizli'deki ise Can Doğan Parkında olacak. İstanbul'daki açıklama ise 19:30'da Kadıköy Süreyya Operası önünde olacak. Basın açıklamaları için yapılan ortak görselde, toprağına, zeytinine, yaşam alanına sahip çıkan dikmece için sokaktayız ifadesine yer verildi. Abi, 10 dakika sonra Türkiye'nin birçok yerinde saat 19.30'da da İstanbul'da Kadıköy'de Süreyya Operası'nın önünde bir açıklama yapılacak. Çevreciler açıklama yapacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz ağacı için, zeytini için direnenlere marjinaller demekte. Biz marjinal değiliz, biz bu toprakların sahibiyiz, biz vatandaşız diyenlerse direniyorlar. Bu ülke kolay kazanılmadı. Bir karış toprağı çok kıymetli, çok değerli. Hepimizin dedeleri aynı savaşta şehit düştü bu topraklarda Çanakkale'de. Bugün 10 Ağustos. 10 Ağustos 1915, Conk bayırı sabah 4.30. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Artık hücum anıydı. Saatime baktım dört buçuğa geliyordu. Askerlerimiz ve zabitlerimiz kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde aslanca bir saldırıyla ileri atıldılar diye anlatıyor Mustafa Kemal Atatürk. Bugün 10 Ağustos. Bugün bir baş kaldırının bir muazzam savunmanın yıl dönümü. Onu hatırlatmak istedim sadece. Tweet'leriniz için, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, ekonomiye dair o kadar e, çok mesaj geliyor ki yetişmeye de gayret ediyorum. Evet orta yerde bir adaletsizlik var. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözüldü diyorlar. Çözülmedi. Adil bir çözül çözüm bulunmadı diyenler. Kimileri bir gün farkla 20 yıl daha emekli olmak için bekleyecekler bu adaletsizlik diyenler tweet atmayı sürdürüyorlar. En zor durumda olan emekliler hep söylüyoruz bir de işsizler. Türkiye'nin yüz binlerce işsizi ve genç işsizlik de TÜİK verilerine göre artmaya devam ediyor. Bir önceki aya göre işsiz sayımız 2000 kişi daha arttı ve 3 milyon 337 bine ulaşmış vaziyette. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Dar tanımlı işsizlik oranı 0,1 puan artışla %9,6 düzeyinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ise geçen aya göre 1,7 puanlık artış ile %24,2 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,2 olarak tahmin edildi. Haziran ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Genç işsizliğinde artışıysa sürüyor 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artışla %18.6 puan oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %15.4, kadınlarda %24.2 olarak belirlendi. İşsizlik artarken istihdam oranı da geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişi. istihdam oranı da 0.6 puan azalarak %47.8 oldu. Bu oran erkeklerde %65.2, kadınlarda %30.8 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan aktif işgücü oranı ise Haziran'da bir önceki aya göre 1.7 puanlık artış ile %24.2 oldu. Şimdi e, Türkiye'de yeni yoksul kitleler oluşturuldu. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Yoksul milyonlar ve çok zengin bir avuç insan var. Ben yoksul değilim çok şükür diyenlerden diyenlerdenseniz şayet bir testim var. Bakalım bu testi geçebilecek miyiz hepimiz bir deneyelim. 9 sorudan oluşan bir test. Ee, en akın kurucusu, enflasyon araştırma grubunun kurucusu Profesör Veysel Ulusoy bunu paylaştı sabah notları diye bir ekonomi testi. Ee, bu testi geçmek çok kolay. Ee, sorular var. Bu 9 sorudan 3'üne Hayır yanıtını veriyorsanız yoksulsunuz. Şimdi sorular şöyle. İpotek, kira ödemesi, faturalar, diğer borçlar. Hepsini halledebiliyor musunuz? İki hafta evden uzakta tatil yapabiliyor musunuz? İki günde bir et, tavuk, balık yiyebiliyor musunuz? Beklenmeyen bir finansal gider olduğu zaman karşılayabiliyor musunuz? Bir telefon alabiliyor musunuz mesela bu ayki gelirinizle? Bir televizyon satın alabiliyor musunuz? Bir çamaşır makinesi almaya gücünüz yetiyor mu? Bir araba satın alacak gücünüz var mı? Evi yeterince sıcak tutabiliyor musunuz kışları? Bu soru çok basit. Bu sorulardan üçüne hayır yanıt en az üçüne hayır yanıtı veriyorsak yoksulmuşuz efendim. Hayır. Enflasyon Araştırma Grubu, kısaca bilinen adıyla ENAK, paylaştığı enflasyon verileriyle sıklıkla gündemde. ENAK kurucusu Profesör Doktor Veysel Ulusoy, 9 soruluk bir ekonomi testi paylaştı. 9 maddeden 3'ünü karşılayamayan kişilerin maddi yoksunluk yaşadığını söyledi. Maaş zamları enflasyon karşısında daha cebe girmeden etkisini yitiriyor. Alım gücü üst üste gelen zamların ardından diplerde. Toplumun büyük çoğunluğu askeri ücretli ancak askeri ücret açlık sınırının dahi altında. <laughs> Enag'ın kurucusu Profesör Doktor Veysel Ulusoy'un sabah notları olarak paylaştığı ekonomi testine göre verilen yanıtlar maddi durumu ortaya koyuyor. Ulusoy'un paylaştığı sorular ipotek, kira ödemeleri, faturalar, diğer borçlar, iki hafta evden uzakta tatil, iki günde bir et, tavuk, balık yemek, beklenmeyen finansal giderler, bir telefon satın alma, bir televizyon satın alma, bir çamaşır makinesi satın alma, bir araba satın alma, evi yeterince sıcak tutarak ısınma olarak görülüyor. Enak kurucusu bunların en az üçünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz, en az dördünü karşılayamıyorsanız da ciddi yoksun sınıfına girersiniz değerlendirmesi yapıyor. Türk enflasyonun Temmuz ayında %47,83 olduğunu, aylık bazda ise %9,49 arttığını açıklarken, Enflasyon Araştırma Grubu enaksa aylık enflasyonu %13,18, yıllık enflasyonu ise %122,88 olarak hesaplamıştı. Şimdi az ev, evet bu testte en az 3 soruya hayır, gücüm yok yanıtını veren milyonlarca kişiyiz. İki hafta tatile gidebiliyor musunuz? Yeni bir telefon, akıllı telefon bozulsa yenisini alacak bu ay kenarda para var mı? Araba almaya gücümüz yetiyor mu? Tüm bu sorulara içtenlikle yanıt verebilmek lazım. Yeni yoksullar yaratıldı her yaştan bu ülkede. Az evvel Çorum'da eylem yaptığı emekliler demiştim. Çorum'daki son seçim sonuçlarını bana yazıp gönderen izleyicilerimiz var. Ne yapalım? Bir çözüm, bir çare bulmak zorundayız. Daha iyi anlatmak durumunda muhalefette kendisini bu vatandaşlara. Deprem bölgesinden bahsediyorum. Deprem bölgesindeki seçim sonuçlarını yazıp gönderenler oluyor. Ha bugün tören vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Canlı bağlantıyla Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu. 6 Şubat'tan bu yana çadırda kalan depremzedelerin 15 Ağustos'ta konteynırlara yerleştireceklerini yerleştirileceklerini söyledi. Yani tam 6 ay sonra. Hatta biraz daha da uzun bir süre. Toki'nin depremlerden alnının akıyla çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hedefinde yine CHP vardı. CHP engel oluyor bize dedi. Kentsel dönüşüm çalışmalarımıza CHP zihniyeti engel oluyor dedi. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun